arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir e, motif çalışması yapacağız köşeden köşeye öreceğimiz motifimizi bir trabzan grubu olarak başlıyoruz öncesinde artışlarımızı yaparak ortaya kadar yarılıyoruz şu şekilde Ortaya kadar yarıladıktan sonra artışlarımızı her iki yönde de yapıyoruz. Bir olan trabzanımız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar çıkarıyorum. Ben 8'e kadar motifimin büyüklüğü yeterli olduğu için çıkardım. Dileyen tek parça halinde bu uygulamayı yaparak batane bile örebilir ya da büyük örtüler örebilir. E, tamamen zevkinize göre işlemimizin püf noktasını anladıktan sonra istediğiniz kadar büyütme işlemini yapabilirsiniz. Artırarak motifimizi belli bir ölçüye kadar büyüttükten sonra tekrar daralma işlemini geçiyoruz ve eksilerek birer birer eksilip son bir trabzan grubuyla motifimizi kare bir şekilde köşeden köşeye örerek tamamlıyoruz ve bu şekilde gördüğünüz gibi değişik hoş güzel bir çalışma ortaya çıkmakta Evet şimdi kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamızı sizlerle birlikte hemen yapmaya başlayalım kolay gelsin Motifimi örmek için tulip marka tığımın 3 numarasını tercih ediyorum. Şöyle görelim 3 numara. Tuliplerde numara bu şekilde şekillendirilmekte. Farklı markalarda daha farklı şekiller olabilir. Yani isimlendirmeler, numaralandırmalar olabilir. Benim ipim orta kalınlıkta ve 3 numara işimi görecektir. İpiniz ince ise 2 ya da 2,5 numaralı tığlarla motiflerimizi çalışabilirsiniz. Evet şimdi İpimi şu şekilde tutuyorum, iki parmağımın arasına alıyorum, tığımı altından geçiriyorum, şöyle doluyorum, bakınız boynunu. Bu boynunu doladığım yerdeki ipimi de geliyorum, yine iki parmağımın arasına alıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız için kolaylık olması adına daha sonra tığımı tekrar ipimin altından geçiriyorum ve buradaki ilmeğin içerisinden örmeye başlıyorum. Bir, tekrar alttan, iki. 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. İlki düğme kalacak. İlkini de çok sıkıştırmayalım. Buradaki ilmeğimle olan tığımı iki yere giriyorum. Bakınız şuraya. İpimin tekrar altından geçerek kapatıyorum ve burada minik bir yuva yapıyorum. Şöyle ipimizi de sıkıştıralım artık. Minik yuva yaptık. Motifimizin trabzanlarını bu minik yuvanın içerisine öreceğiz. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 Trabzanlarımızı örerken çekeceğimiz zincir sayımız 4 olacak başlangıçta. Tığımın başını doluyorum. Buradaki minik yuva içerisine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 defa da çekiyorum. 1 2 Başını doluyorum. Giriyorum yuvaya. 1 2 ikincisini ördüm tekrar doluyorum üçüncü trabzanımı ördüm ipimi yarımlamadan alıyorum 3 tane trabzanımı ördüm. 4 zincir, 3 trabzanımızı ördükten sonra bitişe de yukarıdaki motiflerin yerini oluşturacağımız bir yuva hazırlamamız gerekmekte. Onun için bir defa başını dolayıp 3 defada çekeceğimiz son trabzanımızı aynı yuvaya batarak örüyoruz. Başlangıç 4 zincir, bitiş 3 defada aldığımız trabzanımız olacak. Giriyorum yuvaya. Bakınız burada 2 defada çekmiyor. Önce ilmeği çıkardığımı bir, doladığımı 2 ilmeğimi 3 her iki yönde başlangıçta ve bitişte birer boşluğumuz oldu şöyle görelim ortada 3 üç tane ikili trabzan şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz zincirle başlıyoruz sıra başı her zaman zincir olacak çözülen yerimi açıyorum kapatıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim başlangıç zincir bitiş trabzan çeviriyorum arkasını şuradaki yuvaya 3 trabzanın hemen öncesindeki yuvaya 3 tane ikili trabzan örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanım ördüm. Araya zincir çekmiyorum. Arada 3 tane trabzanım kalıyor ve diğer taraftaki yuvanın içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1 ikili trabzan. 2 İki defa da çekiyorum. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanı ördükten sonra son trabzanımı bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 bitişte yuvamızın yeri için 3 defa da çekiyoruz. 3 zincirle başlayıp 3 defa da çekiyoruz. Zincir sayısını burada 3 ya da 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer yuva dar olacaksa 4 zincir, ideal olacaksa 3 zincir tamamen eee örgümüzdeki ipimizin duruşuna göre yani motifimizde eğer kasma olursa 4 zincir e, kasma olmazsa 3 tane zincir olarak çekelim şimdi zincirimle başlıyorum 1 2 3 tane zincir çektim çeviriyorum yuva içerisine giriyorum 3 tane trabzan hemen önündekine 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum diğer boşluğa giriyorum trabzan aralarına 1 2 3 tane ikili trabzanı bu noktaya da örüyorum tekrar zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum son bakınız yuvamın içerisine geliyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördükten sonra dördüncü trabzanı 3 defa da çekiyorum bir defa doluyorum bu yuvamız oluyor 1 2 ve 3 püf noktası burada son trabzanımızı yuva için örüyoruz başlangıçtaki zincirimizi de buradaki görmüş olduğumuz yuvalar için örmekteyiz zincir bir çekiyorum 1 2 3 çeviriyorum araya giriyorum 3 trabzan bakınız motifimiz şekillendi ikili örüyorum araya zincir çekmeden hemen trabzan aralarına girişimi yapıyorum zincir çekmiyorum bir sonraki araya geçiyorum zincir çekmiyorum son araya geçişimi yapıyorum 3 trabzanımı ördükten sonra dördüncü trabzanı bir doluyorum 1 2 3 bir trabzan da 2 oldu 3 oldu 4 oldu istediğimiz genişliğe ulaşana kadar bu şekilde örerek motifimizi büyütüyoruz. Yani tam ortasına gelene kadar motifimizi hangi boyutta istiyorsak o büyüklük gelene kadar, ortası olana kadar örmeye devam edelim. Evet, motifimizi birer birer artarak büyüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle sayacak olursak 2 4 6 8. Her bir başlangıç ve bitişte başlangıçta zincirimizi bitişte de trabzanımızı 3 defa çekerek yeni yuvalar oluşturmuştuk yuva içlerine yeni trabzanlarımızı ördük şöyle güzel bir sonuç ortaya çıktı şimdi motifimizin büyüklüğü şöyle tam yarısı olacağı için benim için yeterli bakınız tam yarısı yani modelimin alt zemini şu şekilde olacak diğer kenarı da bu büyüklükte olacak bu büyüklük benim için yeterli oldu şöyle bakacak olursanız epeyce büyük. Şimdi buradan sonrasında artık eksilmelere başlayacağız. 8 grubumuzu 7, 6, 5, 4, 3 deyip azaltacağız. Buradan olarak geldiğimiz işlemi buradan azalarak devam edeceğiz. Ve diğer yarım kalan bölümü bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle görelim. Bakınız bura birer birer artırmıştık. 4 zincir başlarken 3 trabzan da biterken örmüştük. Şimdi hazırsanız hemen eksilme işlemine başlayalım. 3 defa da aldığım trabzanımı ördüm. Şimdi zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. Ben 3 tane zincirli işlemi yapmıştım. Eğer kasıyorsa bir tane zincir fazla çekebilirsiniz. Ellerimiz ya da iplerimiz örgümüzün şekline değişiklik verebilmekte şeklinde Tığımın başını doluyorum. Bu kez tam araya giriyorum. Bakınız burayla hiç işlem yapmıyorum. İlk gördüğüm boşluğa gidiyorum. Önce normalde artarken buraya örüyordum. Şimdi artma değil eksilme yapacağım için ilk iki trabzan grubu arasına girerek 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bakınız bu şekilde başladık. 3 zincirimizi buraya değil hemen bir sonraki grup içerisine ördük. Araya zincir çekmeden 3 er trabzanı örüyorum. 3er trabzan, iki defa da çekiyorum, doluyorum, sona kadar birlikte hiç kesmeden ilerleyelim 2 ve 3 tekrar en son gruba batıyorum 1 2 3 en son gruba da battım şimdi burayı böyle bırakmıyorum tığımı başını doluyorum bu araya bakın şuradaki zincir çektiğimiz boşluğa geliyor gelerek batıyorum 1 2 ve 3 3 defa da çekiyorum burada da boşluğumuz var burada da bakınız hem başlangıçta hem bitişte ve buradan sonrasında 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ardını çeviriyorum tığımın başında doluyorum ilk boşta buraya değil eksilme yapacağımız için hemen trabzanımın yanına 3 trabzanımı ilave ediyorum. 3 artık daralıyoruz. Şunu doluyorum. Bütün boşluklara 3'er trabzanımı örüyorum. Sona doğru devam ediyorum. 1, 2 ve 3 son trabzan arasını ördüm. Bakınız bir öncesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grubumuzu ördük. Bir sonrasında her grupta bir tane azalacağımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane grubumu ördüm. Son trabzanıma yine bir defa başını doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine girerek 1, 2 ve 3 defada kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 örgümü çeviriyorum. Hemen şu görmüş olduğum boşluğa giriyorum. Ve diğer tarafa doğru örüyorum. Diğer uca doğru ördüm. Yine bir tane eksildik. 1, 2, 3, 4, 5 oldu bakın. Bu tarafa geçmiyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2 ve 3 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen trabzan aralarına girerek üçer trabzanlarımı örüyorum Şöyle hemen düzeltelim. Zincir çekmiyorum. ördüm. Buraya geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çeviriyorum. Buraya batıyorum ve uca doğru eksilelim. Motifimizi şöyle azaltarak iki tane trabzan grubu olana kadar örmeye devam ettim. Şöyle bıraktığımızda bakınız kare gayet güzel bir motif oldu. Şöyle gördüğümüzde yapmış olduğumuz işlem daha güzel görülmekte. Son iki kaldı. Yine zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra motifimi buradan keserek ipimden ayırıyorum ve görmüş olduğunuz bu güzel çalışmamızı yapıyoruz şöyle bakalım uçtan baktığımızda bu şekilde kare haliyle de gayet düzgün görülmekte arkasında da yine aynı şekilde işlemimizi görmekteyiz Evet sevgili arkadaşlar bir çalışmamızı sizlerle birlikte örerek tamamladık. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.